Kanal 3 ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Afyonkarahisar ve bölge illerdeki gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Ana haber bültenimiz başlıyor. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser'le yönetim kurulu üyeleri İl Seçim Kurulu'nu ziyaret ederek mazbatasını teslim aldı. Ardından seçimden sonraki ilk toplantısını gerçekleştiren Başkan Serteser görev dağılımı yaptı. Geçtiğimiz günlerde yapılan ATSO seçimlerinin kazananı mevcut başkan Hüsnü Serteser oldu. Başkan Serteser il seçim kurulundan mazbatasını aldı. ATSO yönetim kurulu başkanı Hüsnü Serteser mazbatasını aldıktan sonra yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Çok mutluyuz. Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Bize destek veren vermeyen herkese teşekkür ederim. Artık seçim bitti. Hepimiz hep birlikte yönetim kurulumuz, meclis başkanımız, 87 meclis üyemiz, tüm organlarımız, meslek komitelerimiz hep birlikte Afyonkarahisar'a hizmet etmek için, Afyonkarahisar'ın üretimini, istihdamını, ekonomisini, ihracatını güçlendirmek için hep birlikte çalışacağız. Tabii seçim zamanı bazı rekabetten dolayı kırgınlıklar olabiliyor. Biz hiç kimseye kırgın değiliz. Hiç kimseye küskün değiliz. Herkesi kucaklıyoruz. Bundan sonra el ele Afyon'a hizmet var. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu seçimden sonraki ilk toplantısını Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser'in idaresinde gerçekleştirdi. Toplantıda görev dağılımı yapıldı. ATSO Yönetim Kurulu'ndaki görev dağılımı şöyle. Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Yücel Albay ve Hayrettin Güzbey, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bekir Bayana, Yönetim Kurulu üyeleri ise Ekrem Demirel, Fatih Müsürler, İbrahim Sömer, Kerem Güzel, Mehmet Kumartaşlı, Ömer Altınay ve Ömer Özpınar olarak açıklandı. Alayım abi. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası'nda yeniden belirlenen meslek komitesi üyeleri ilk toplantılarını yapmaya başladı. 17 ve 19 meslek komiteleri yaptıkları toplantılarda komite başkanlarını belirledi. Evet, çıkıyorum. Teşekkür. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser'in mazbatasını alması ve seçim sonuçlarının resmileşmesinin ardından meslek komiteleri de ilk toplantılarını yapmaya başladı. Öncelikle tekrar hayırlı olsun yeni seçim dönemi. Yapılan toplantılarda komite başkan ve yardımcıları belli oluyor. Bugün yapılan 17. Meslek Komitesi ilk toplantısına Demireller Petrol İplikçioğlu Akaryakıt, Güzeller Akaryakıt, Çakıcıoğlu Akaryakıt, Dedem Petrol, Afyongaz ve Şamaş İnşaat yetkilileri katıldı. Toplantıda Demireller Petrol'ü Adnan Demirel temsil etti. Yapılan toplantıda komite başkanı olarak Şamaş İnşaat yetkilisi Ahmet Neoldum seçildi. Evet, çıkıyorum. Teşekkür. 19. Meslek Komitesi de ilk toplantısını gerçekleştiren komitelerden biri oldu. 19. Meslek Komitesi toplantısına Mehmet Emin Güzbey, Gürani Güzbey ve Yüksel Elçi de katıldı. Evet, çıkıyorum. Teşekkür. Yapılan toplantı öncesi ATSO Genel Sekreteri Ali Şenol kısa bir bilgilendirme yaparak çalışmaları anlattı. Yapılan toplantı sonrası ise komite başkanı olarak Yüksel Elçi de karar kılındı. Elçi, toplantı sonrası yaptığı değerlendirmede kazanan Afyon olacak dedi. Biz de meslek komitesi başkanı olarak seçildik. Arkadaşlara teşekkür ederim. Bizlere teveccüh gösterdiler. Bizi uygun gördüler, layık gördüler. Medya ve matbaa sektöründe meslek komite başkanı olarak seçildik. İnşallah arkadaşlarla beraber gerek medyadaki gerek matbaa sektöründeki arkadaşlarla beraber birlik ve beraberlik içerisinde sektörün sorunları, problemleriyle ilgili istişareler yapacağız. Biz de meclisimize ve meclis başkanımıza bu sorunları, problemleri ileteceğiz. En kısa zamanda sonuca ulaşacağız. Tekrar teşekkür ederim. Bize oy veren, vermeyen bütün arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Tekrar söylüyorum, kazanan Afyonkarahisar. Teşekkür ediyorum sizlere de. Dün akşam Kanal 3 ekranlarında yayınlanan Dobra Dobra programı yine dopdolu geçti. Moderatörlüğünü Mega Birlik Medya CEO'su Mehmet Emin Güzbey'in yaptığı programın konuğu Sandıklı Belediye Başkanı Doktor Mustafa Çöl oldu.
Selamlar sevgili seyirciler, Kanal Uç ekranlarında Dobro'da Doktor Mustafa Çöl'le birlikteyiz. Ağustos ayından bahsediyorum. İlçemize bizim devletten aldığımız para sadece 50 milyon lira. Bir tek Ağustos ayında mı? Sadece Ağustos'ta 50 milyon lira. Yani bir önceki mecliste bütçemizin... Yani sıfır hatası falan... Yok, 50 milyon. Yok değil mi yani? İki bakanlıktan aldığımız para 50 milyon. Bunların da hızlı bir şekilde çalışmaları devam ediyor, bitmek üzere. İnşallah yakın zamanda da açacağız. Bunlar sandık için bir tarihi rekor niteliğinde paralardır. Bir kalemde bu kadar ciddi bir paraları ilçeye getirebilmek, kazandırabilmek gerçekten bir marifet eseridir diye söylemek istiyorum. Eğitimci bir belediye başkanı olarak sandıkların en güzel arazisi üzerine kültür merkezi kütüphane projemizi yapıyoruz. Bu projemizde %50'sini Sandıklı Belediyesi'nin bütçesinden, kalan kısmını da Kültür Bakanlığımızdan yapıyoruz. Kültür Bakanlığı'nın belediyemize katkısı ciddi manada yüksek kadar muhteşem bir yatırım bu. Bunu çok iddialı bir şekilde söylüyorum ki her noktasında emeğimiz var projenin oluşmasında. Bakanlığın da 2021 yılında en güzel proje seçildi bu çalışma. Sandıklı'da altyapı ne durumda şu anda? Siz 8 yıl önce aldığınızda ne durumdaydı? Şu anda halen problem olan noktalar var mı? Şöyle, Sandıklı'yı diğer ilçelerden ve il merkezlerine, ülke genelinde söylüyorum Afyon'dan ziyade, ayıran farklı bir özellik var. Bizde bir tane daha fazla bir hat var. Jeotermal hatlar var biliyorsunuz şehrin içerisinde. Biz jeotermalde yaklaşık şehrin %90'ını ısıtan bir ilçeyiz. En iddialı cümlelerden bir tanesi de Türkiye'nin jeotermalle ısınan tek sanayi sitesine Sandıklı sahip. Biz ilk etapta sanayi sitemizde jeotermal enerjiyi verelim dediğimizde çok bir yaklaşım olmamıştı ama sanayinin içerisine girdiğimizde hemen hemen her iş yerimize bu bağlantıyı yaptık. Ve artık yağ yakmak, lastik yakmak vesaire hiç karşılaşmadığımız Türkiye'nin en pırıl pırıl havası en güzel sanayi sitesi, jeotermal ısınan sanayi sitesi Sandıklı'mızda. Çok iddialı oldu. Biraz da Kaplıca'dan bahsedelim. Gerçi Kaplıca'da da sizin bir önceki programdan hatırımda kalan o bazı villa projeleri vardı. Onlar yükseliyor şu anda. Hala bitmedi. Bitmedi. Geç kaldık. Bu süreçten dolayı geç kaldık. Öncelikle otellerden başlamak istiyorum. Biliyorsunuz otellerimiz kiraya verilmişti. Sandıklı'nın halkının da en hassas olduğu noktalardan bir tanesi. İki oteliniz var. İkisi de kiradaydı değil mi? İkisi de kiradaydı. Onların tamamını belediyemiz bünyesine aldık. Belediyemizin şirketi onları inşallah en kısa zamanda işletmeye başlayacak. Ciddi bir tadilat sürecinden geçiyoruz şu anda. Bayağı yıpranmış. Tabii tamamını yapamayacağız ama yani her noktasını elimizden geldiği kadar ve halkımızın, hemşehrilerimizin en güzel kullanacağı şekilde ele aldık. İnşallah benim öngörüm bir aya kadar orayı açmak. Sanjet, kuru gıda başkanımız örneklerinde getirmiş. Mandalina var, değişik. 30 tane ürünümüz var. 30 değişik üründe. Biraz bunu anlatır mısınız? O zaman jeotermal konusuna baştan girelim. Bunu da arada tamam. İşlemiş olalım bence. Sandıklı biliyorsunuz jeotermal kaynakların ülkemizde ve iddialı bir cümle dünya coğrafyasında en kıymetli kullanıldığı yerler. Bizim özellikle jeotermal sera yatırımcılarımızın şöyle bir tabiri var. Cenab-ı Allah bu ilçeyi domates yetiştirilsin diye yaratmış diyorlar. O kadar yüksek verimler, o kadar kaliteli domatesler üretiliyor ki. Peki, millet bahçesine ne durumdasınız? Millet bahçemiz... Çünkü biz Afyon olarak daha yeni protokol imzalayabildik. Millet bahçemizin yaklaşık %70'i bitti. Bakanla müracaat ettik, millet bahçemizi aldık, projelendirdik, yaptık. Şu anda hızlı bir şekilde yapımı devam ediyor. Şehrin tam ortasından Çakır Mahallesi, Hisar Mahallesi, Sazak Mahallesi'ni tam ortasından geçen yaklaşık 72 bin metrekarelik içinde millet kıraathanesinden olan yürüyüş yolları, bisiklet yolları, çocukların oyun alanlarını da kapsadığı harika bir proje ortaya çıktı. Programda Sandıklı Belediye Başkanı Doktor Mustafa Çöl ilçeye yaptığı hizmetlerden bahsetti. Sevgili seyirciler, Sandıklı Belediye Başkanımız Doktor Mustafa Çöl'le canlı yayında ikinci bölümde birlikteyiz. Sizin aslında nefes alacak çok yeriniz var Akdağ. Evet. Neler dersiniz? Orada da bir oldu bitti yaptınız, Akdağ'a sahip çıktınız. Anahtar bizde. Yanılıyor muyum yani? Doğru değil mi? Doğru söylüyorsunuz. Koskoca dağı aldım. Sağ olsun. Bakan Bey yaptı. Sen işletmeciliği seviyorsun dedi. Burayı sen işletirsin dedi. İşletiriz efendim dedim. Aldık. O günden beri işletiyoruz. Akdağ Tabiat Parkı'nda
yeşille mavinin birleştiği noktada, muhteşem bir mekanda, taş bir yapıda nefes alınacak güzel bir mekan, güzel ilçemiz Sandıklı'mıza hayırlı uğurlu olsun. Yeni hayvan pazarı, o da bir çalışmanızdı. Evet, hayvancılık sektörü için en önemli çalışmamız diyebilirim. Biz hem ruhsatını aldığımız hem de bölgenin en modern bir tesisi haline gelsin istiyorduk. Ana yol üzerinde herkesin rahatlıkla ulaşabildiği bir mekanı belediyemize kazandırdık. Dördüncü etap TOKİ'ler ne zaman teslim edilecek? Dördüncü etap TOKİ'lerimizi bir ay içerisinde teslim edilmesini bekliyoruz. Orada TOKİ bölgesinde bizim de iki tane iş yerimiz var belediyeye ait. TOKİ bölgesine söz vermiştik. Biz de belediyemizin Kaplıcalar'da işletmiş olduğu market gibi TOKİ bölgesinde her ürünün içinde bulunduğu güzel bir marketimizi inşallah biz de bir ay sonra teslim edilirse iç tefrişatına başlayarak hızlı bir şekilde açmak istiyoruz. Siz gönül belediyeciliği ile ilgili, yani bu eserleri yapıyorsunuz ama orada halka neler yapıyorsunuz? Halkla ilişkiniz nasıl? Evlere gidiyor musunuz? İhtiyaçlarını nasıl karşılıyorsunuz? Bunlar sadece size gelenlere mi talep? Değerlendiriyorsunuz yoksa sizin ayrıca bir ekibiniz var mı? Gelip isteyemeyen veya hali durumunu kimseye aktaramayan insanlar elbette vardır. Onlarla ilgili neler yapılıyor Sandıklı'da? Biz bu konuda en hassas olduğumuz noktadan bir tanesi. Benim de belediye başkanı olursam hayal ettiğim, bunları da yapmak istiyorum dediğim, gerçekten kazanımın, gönül almanın en mutlu kıldığı hizmetlerden bir tanesi olan sıcak yemek projemiz var bizim. Mesela 300 ailemize günlük veriyoruz. Bunu yaklaşık 7 yıldır devam ediyoruz. Sonrasında evde bakım hizmetlerimiz var. İhtiyaç sahibi olan hanelerimize gidip onların ev temizliklerini yerine getiriyoruz. Sonrasında öğrencilerimizle alakalı çalışmış olduğumuz burs konusu var. Yaklaşık her yıl 500 öğrencimize Sandıklı Belediyesi olarak burs imkanı sağlıyoruz ki üniversite öğrencilerimize, geçen yılda ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerimizden 200 öğrencimize de farklı bir çalışma gerçekleştirerek burs imkanı vermeye başladık. 8 yıldan beri belediye başkanısınız. Şunu yapamadım dediğiniz bir şey var mı? Şu ana kadar yok. Hep her şeyi yaptınız. Keşke diyeceğim hiçbir şeyim yok. Doktor Mustafa Çöl, Mehmet Emin Güzbey'in milletvekilliğine aday olmayı düşünüyor musunuz sorusuna bakın nasıl cevap verdi. Siyasette hedef nedir başkanım? Sizin hedefiniz nedir? Siyasetteki hedefim güzel ilçemize, ilimize, ülkemize hizmet edebilmek. Çok siyasi ve çok yuvarlak bir cevap oldu. Yani siz siyaset sevmiyorsunuz zaten. Siyaset yapmıyorsunuz. Hep hizmet yapıyorsunuz da. Afyon'da şimdi artık 14 Mayıs 2023'te seçim olacağı, bütün Türkiye'deki seçim olacağı hemen hemen belli. Afyon'da da kamuoyunda sorulduğu zaman kimler milletvekili olmalı dediğimiz zaman çıkan isimlerde sizin isminiz de ön sıralarda çıkıyor. Yani ilk 3 içinde sizin isminiz de var. Bu Sandıklı'da yapılan bir anket değil. Bütün Afyon'da yapılan anketlerde, çalışmalarda sizin isminizden bahsediliyor. Milletvekili olma gibi bir düşünceniz var mı? Bununla ilgili çalışmalar var mı? Aday olacak mısınız? Aday olacak mısınız? Şimdi bir stüdyoda sessizlik diyelim. Şimdi mevcut bir görevim var. Belediye başkanlığı yapıyoruz. Halkımız, partimiz, bizleri nerede hizmet etmemiz gerektiğini onlar daha iyi biliyorlar, daha iyi yönlendiriyorlar. İlçem için hizmet edebileceksem belediye başkanlığında, ilimiz için hizmet edebileceksek milletvekilliğinde veya herhangi bir noktasında, sandığın başında bile her zaman varız. Ben bu noktada elimden geleni yaptığımı düşünüyorum ve bundan sonraki süreçte de yapabileceğimize inanıyorum. Nasip, kısmet, takdir. Yani çok politik bir cevap oldu ama kapalı değilim diyorsunuz, onu anlamış olduk. Hizmet etmede her noktada açığımız. Milletvekilliği adaylı, aday adaylığını sordum. Evet dedi, ne hayır ne evet anlamına geliyor. Mevcut görevim var ama halkım ve partim bana nerede görev verirse ben oradayım dedi.
Afyonkarahisar'da İstek Koleji'nin düzenlediği seminerle kolej öğrencilerine sağlıklı beslenme tüyoları verildi. Seminerde Fuar Hastanesi beslenme ve diyet uzmanı Ecem Misçi sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekti. Bir tabak yapıyoruz. Kahvaltı öğünü çünkü çok önemli. Kesinlikle atlamamız gereken öğünlerden bir tanesi. İstek Koleji tarafından sağlıklı beslenme semineri düzenlendi. Seminere yaklaşık 250 öğrenci katılım sağladı. Düzenlenen seminerde İstek Koleji öğrencilerine sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekilerek yeterli ve dengeli beslenme nasıl olur, sağlıklı öğünler nasıl oluşturulur anlatıldı. Yoğurt, kefir, ayran tüketmemiz gerekiyor. Neden tüketmemiz gerekiyor? Çünkü şu anda büyüme çağında olduğumuz için güçlü kemiklere ihtiyacımız var değil mi? Seminerde beslenme ve diyet uzmanı Ecem Misçi öğrencilerin sorularını da yanıtladı. Bugün sizlerle birlikte sağlıklı beslenme hakkında konuşacağız. Ne kadar sağlıklı beslenme? Seminer, minik öğrencilerin renkli görüntüleriyle son buldu ve seminer sonunda Ecem Misçi'ye çiçek takdim edildi. Peki. Afyonkarahisar'da bir telefoncuya fatura ödemeye gelen şahıs, birer TL'lik bozuk paralarla yaptığı ödemenin ardından ilginç bir şekilde tüm bilgilerini ve telefon numarasını da verip el çabukluğu yöntemiyle telefon çalarak kayıplara karıştı. Telefoncu aradığı hırsızın meşgule attığını söyledi. Afyonkarahisar'da bir garip hırsızlık olayı meydana geldi. Geçtiğimiz günlerde bir dönerciden bir koli ayran çalan hırsız, aynı şekilde bir telefoncudan da 4000 lira değerinde bir telefon çaldı. Güvenlik kameralarına yakalanan hırsız, ilk olarak telefoncuya ödeme yapmak için geldiğini belirterek bozuk birer liralık paralarla 160 liralık ödeme yaptı. Tepsine 1 TL ve 50 kuruş olmak üzere ödeme yaptı. Fakat şöyle bir acemilik de yaptı. Bizim sistemimizde kimin ödeme yaparsa isim, soy ismi, numarası olarak gözüküyor. Hem hırsızlığını yaptı hem bilgilerini bıraktı. Telefoncunun paraları saydığı esnada cihaz bakmak istediğini söyleyerek iki telefonu inceleyen hırsız, iş yerinin başka müşterilerle dolmasıyla birlikte el çabukluğu yöntemiyle telefonun birini cebine atıp kayıplara karıştı. Ödemeyi kardeşinin ismini vererek yapan ve telefon numarasında bırakan hırsızı güvenlik kameralarından tespit eden iş yeri sahibi, şimdi telefon aradığı hırsızın telefonlarını açmadığını söyledi. İş yeri sorumlusu Anıl Kurugül hırsızlık olayını anlattı. Müşteriye cihaz gösteriyorduk. O sırada içerisi bir anda doluştu. Tabii müşteri oturdu, baktı cihazı, inceledi. Ben de ürün hakkında bilgi veriyordum. Sonra İçerisi bir anda doluşunca, tek başımız olunca kasada ilgileniyorduk. Sonra müşteriye baktım, usul usul, yani kamera kayıtlarından da görebilirsiniz. Gizli bir şekilde telefonu içerisine atıyor ve sonra devam ediyor yürüyerek, çaktırmadan. Sonra fark ediyoruz olayı, hemen çıkıyoruz. Tabii yetişemiyoruz bu durumda, biz de mağduruz. Nasıl bir şey yapacağımızı biz de karar veremedik. Telefonlara, cihazlara baktım. Bir tanesi var ama fakat iki tane cihaz göstermiştik. Diğer cihazın olmadığını görünce hemen anladık ve olaya müdahale etmeye çalıştık. Yani imkanımız var, yardım edebiliriz. Yani hırsızlık çok yanlış bir şey. Büyük suçları var, büyük sebepleri var. Hani yanlış bir şey ya, kınamak lazım, kınıyorum. Son yıllarda implant tedavisi oldukça yaygınlaştı. Peki implant hakkında kim ne biliyor? İmplant tedavisi kimlere uygulanır? Tedavi süreci nasıldır? Fuar Hastanesi'ne giderek diş hekimi Büşra Enes İnce'den bilgiler aldık. Güzel bir görüşe sahip olmak istiyorsanız, diş sağlığımız bizim için her şeyden önemli. İmplant tedavisi 18 yaşını doldurmuş, çene ve yüz gelişimini tamamlayan bireylerde uygulanabilir tedavi yöntemlerinden birisi. Diş hekimi Büşra Enes İnce,
implant tedavisinin sürecini ve kimlere uygulanması gerektiğini anlattı. İmplant 18 yaşını tamamlamış bireylerde, çene yüz gelişimi tamamlamış bireylerde uygulanır. Tedavisinde çeşitli röntgenler çekilip kemiğin implanta uygun olup olmadığı tespit edilir. Diyabet, yüksek tansiyon, hemofili gibi otoimmün sistemik hastalıkları olan, aynı zamanda kortikosteroid, bifosfonat ve immün baskılayıcı ilaçlar kullanan bireyler doktorlarıyla konsültasyon yapılarak uygun şartlar sağlandığında implant tedavileri uygulanmaktadır. Kaybedilen her diş için implant uygulamaları yapılabilir ama kaybedilen her diş implantla kazanılacak diye, yani implant yapılma şartı yoktur. Birçok tedavi seçeneklerimiz vardır. Bunlar porselen köprüler, aynı zamanda uzun boşluklarda total parsiyel protezler gibi tedavi yöntemlerimiz vardır. Hastalarımız muayene edilip en uygun tedavi seçenekleri sunulur. Diş hekimi İnce, son olarak diş kayıplarını önlemek için diş sağlığında nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda da vatandaşları uyardı. Düzenli olarak dişlerimizi fırçalamamız gerekir. Günde en az 2 kere ve bu 10 saniye, 20 saniye gibi değil, en az 1-2 dakika fırçalanacak ve günde bir kez de arayüz temizliği. Herkesin ihmal ettiği aslında arayüz temizliği ve en çok vakalar arayüz çürükleriyle karşımıza çıkıyor. 6 aydan 6 aya diş hekimi kontrolüne gelinmesi gerekiyor ve bu aslında ilk dişimiz çıktığında, bebekken diş hekimi kontrolü altında alınması gerekiyor ve hangi diş fırçası kullanılması, macun kullanılması hastalarımıza yönlendirerek ağız sağlığı korunmuş oluyor. Arayüz temizliği, arayüz fırçalarımız ve diş iplerimiz vardır. Dişlerin birbiriyle olan temaslarındaki işte boşluklara göre arayüz fırçalarımızın kalınlıkları vardır. En inceden kalına doğru. Hastalarımıza hangi arayüz fırçası olursa onu yönlendiriyoruz ya da diş ipleri. Başlangıçta diş ipi kullanmak biraz hastalarımız için alışana kadar, alışma sürecinde zor olabiliyor. Günde bir kere bu dişlerin temas edilen noktalarda İplerle ya da fırçalarla o aralar temizlenmesi gerekiyor. Çünkü dişler birbirleriyle temastayken fizyolojik olarak üçgen boşluklarımız var yaratılıştan ve oralara sadece fırçalamak oraların temizliğine yeterli olmuyor. Oranın temizliği arayüz fırçaları ve diş ipleri gibi özelleşmiş ürünleri kullanarak sağlamış oluyoruz ve günde bir kere yapmak da yeterli oluyor. Kütahya 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tamer Yiğit, Kütahya'nın 112'yi en bilinçli kullanan ikinci il olduğunu ifade etti. Acil Çağrı Merkezi. Kütahya 112'yi en bilinçli kullanan ikinci il oldu. Kütahya'da 2015'te %74 olan asılsız çağrı sayısı 2022 yılının ilk 8 ayında %44,72'ye düştü. Bu yılın ilk 8 ayında 112 acil çağrı merkezi hattına gelen 370.118 çağrıdan 275.499 aramanın kurumlara aktarıldığını dile getiren Kütahya 112 acil çağrı merkezi müdürü Tamer Yiğit şöyle konuştu. Kütahya olarak 81 il içinde en bilinçli, 112'ye en bilinçli ve gereksiz asılsız arama yapmayarak ikinci sırada tamamladık. Hedefimiz daha iyi, daha aşağıya çekmektir. Türkiye ortalamasına baktığınız zaman %65 civarında değerlendirdiğimiz zaman iyi bir başarılı olduğu görülmektese bu yeterli değildir. Daha iyiye, daha güzele yönelmekteyiz. 112 Acil Çağrı Merkezi'nin profesyonel yapısı ve işleyişiyle vatandaşa en hızlı şekilde ulaşma gayretinde olduğunu anlatan Yiğit, 2021 yılında 2,51 saniye olan acil çağrı alıcı cevaplama sürecinin 2022 yılı ilk 8 ayında 1,89'a düştüğünü kaydetti. Ben... 2022 yılı faaliyetleri hakkında bilgiler de veren Müdür Tamer Yiğit, il merkezi ve köylerdeki 33 okulda ve yaz Kur'an kurslarında yaklaşık 6000 öğrencinin 112 tek numara projesi hakkında bilgilendirildiğini söyledi. Kütahya'dan Tavşanlı'ya gelirken. Tamam. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Ne olacak? Ne yapmış?
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü şarampole devrildi. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde NK idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücüyle birlikte araçta yolcu konumunda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. Türk Dil Kurumu Başkanı Profesör Doktor Gürer Gülsevin, Türkiye'nin ekonomik, kültürel ve askeri gücü nedeniyle dünyada Türkçenin itibarının arttığını söyledi. Diyaleklerinin divanı deyince kendisine Türk diyor, bize Oğuz diyor. Türk Dil Kurumu Başkanı Profesör Doktor Gürer Gülsevin, Dünya Dili Türkçe konferansında konuştu. İnanmazsanız birazdan söyleyeceğim. Kökeni Arapçadır. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünce Dünya Dili Türkçe başlıklı konferansa katılan Türk Dil Kurumu Başkanı Profesör Doktor Gürel Gürsev'in Türkçenin bir dünya dili haline geldiğini belirtti. Göktürk dediğiniz o yazıtları dikenler zaten Kaanlar kendileriydi yani. Devlet diliydi. Devlet diliydi. Çıktığından beri bugün dünyada olsa olsa 7000 tane dilden kaç tanesi devlet dili olabilir? Taş çatlasa 193 tanesi olabilir. Çünkü Birleşmiş Milletler'e 193 tane devlet var. Değil mi? 193 tane devlet var. 195 belki de. 200 deyin. 200 tane devlet var. Yani 7000 dil arasında 5000. değilsiniz, 2000. değilsin, 1000. değilsiniz, 100. değilsiniz. Çok daha önemli bir yerdesiniz. Gülsevin, statü bakımından Türk dilinin tarihin en eski dönemlerinden beri hem yazı, hem edebi, hem resmi, hem de devlet dili olduğunu vurguladı. Statü bakımından Türk dili tarihin en eski dönemlerinden beri hem yazı dilidir, hem edebi dildir, hem devlet dilidir, hem resmi dildir, hem eğitim dilidir. Yunus Emre Enstitüsü dünyanın 90 küsür yerinde 55 ayrı ülkesinde merkezler var. Bunlar Türk kültürünü öğretmek için merkezler ama en önemli şey dil olduğu için Türkçe öğretirler. Denizli'ye gideceğiz şimdi de. Denizli Büyükşehir Belediyesi Genç Denizli, kentte yaşayan gençlerin oluşturduğu müzik gruplarının katılımıyla müzik buluşması gerçekleştirdi. Genç Denizli'den dört dörtlük müzik buluşması. Hayata geçtiği günden bu yana Denizli'de gençleri sanatsal ve kültürel aktivitelere yönlendiren Denizli Büyükşehir Belediyesi Genç Denizli, Denizli'de yaşayan gençlerin oluşturduğu müzik gruplarının katılımıyla müzik buluşması düzenledi. 4 gün süren müzik buluşmasında 13 ayrı grup sahne alırken Kınıklı Mahallesi'nde yer alan Amfi Park'ta gerçekleştirilen konserlere gençler yoğun ilgi gösterdi. Gösterdikleri performanslarla konsere gelenlere unutamayacakları günler yaşatan gençler hem söyledi hem eğlendi. Performanslarıyla profesyonel gruplara taş çıkaran gençler konsere katılanlardan büyük alkış aldı. Genç Denizli müzik buluşmasına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a gençler yoğun ilgi ve sevgi gösterisinde bulunurken Başkan Zolan ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmediler. Osman Zolan burada gençlere seslenerek şöyle konuştu. İnşallah sizinle bir ve beraber olacağız. Sizlerin talebi ve arzusunu inşallah şehrimizde daha iyi eğitim almanızı ve şehrimizin genç şehir, genç noktasında çalışmalarını inşallah arttırarak sürdüreceğiz. Denizli'de 72 yıldır sobe üretimi yapan firma, son aylarda Avrupa ülkelerinden gelen talebin etkisiyle vardiya ve çalışma saatlerini artırdı. Denizli soba üreticisi Avrupa'dan gelen taleple üretimini artırdı.
Kentteki organize sanayi bölgesinde bulunan 18 bin metrekarelik odun ve kömür sobası üretimi yapan fabrika, sonbahar sezonuyla birlikte hareketli günler geçiriyor. 1950'den bu yana üretim yapan firma, geleneksel bir alan olmasına rağmen geliştirdiği faydalı model patentli ürünlerle yüksek verimliliğe sahip soba üretimiyle dikkat çekiyor. 15'e yakın ülkeye ihracat yapan firmanın en büyük pazarı ise başta Almanya olmak üzere Avrupa Birliği ülkeleri. Avrupa genelinde kırsal bölgelerden gelen talepleri karşılayan firma, kış aylarında doğalgaz kaynaklı sıkıntılar yaşanması yönündeki beklentiler sonrası şehirlerden de talep gelmeye başlamasıyla üretimini arttırdı. Şirketin genel müdürü Ümit Çalışkan, fabrikada 50 çalışanla günlük 300 adede yakın üretim kapasitesine sahip olduklarını anlattı. Sürekli bir yenilenme içerisindeyiz. Yaklaşık yılda 4-5 tane model çıkartırız. Son yıllarda da özellikle şömine soba gruplarında bir ilerlememiz var. Şu anda yaklaşık 50'ye yakın çalışanımızla hizmet ediyoruz. Mühendislerimiz mevcut, design ekibimiz var. Tabii son aylarda Avrupa'daki bu doğalgaz kriziyle beraber oradaki şömine, özellikle şömine soba gruplarında ciddi bir talep artışı var. Denizli Çameli Kaymakamlığı önderliğinde Çameli Belediyesi tarafından düzenlenen ve 3 gün boyunca devam eden Çameli Sempozyumu teknik ve doğa gezisiyle sona erdi. Denizli'de Çameli Kaymakamlığı önderliğinde Çameli Belediyesi tarafından ilçenin coğrafi, kültürel, turizm, sosyoekonomik yapısı ve kalkınma modelleri başlıkları altında düzenlenen ve 3 gün boyunca devam eden Çameli Sempozyumu teknik ve doğa gezisiyle sona erdi. Çameli Kaymakamı Kübra Eroğlu, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, sempozyumda bildiri sunan bilim insanlarına ve gazetecilere ilçeyi her yönüyle tekrar tanıttı. Çameli İlçesi Teknik ve Doğa Gezisi, Çameli Taş Konakları'nın tanıtılmasıyla başladı. İlçeye bağlı Doktor Özcan Özçelik'in Karadağ Konağı'ndaki müzesini ziyaret eden konuklar, trekking rotalarını da gezdi. İlçeyle ilgili olarak uzun zamandır yapmayı planladıkları sempozyumun sonuna geldiklerini, sempozyumda 55 bildiri ve sunum yapıldığını anlatan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, ilçe tarım ve turizmi ile ilgili sempozyumlarda düzenleyeceklerini söyledi. Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Çameli Sempozyumu'nun hiçbir zaman yapılamadığını dile getirerek sözlerine şöyle devam etti. Elimizdeki değerler, kültürümüz vesairelerimiz gün gelecek kaybolacak. Özellikle bazı çalışmalar vardı. Yani unutulmaya yüz tutmuş cümleler, kelimeler, anlamlar, tarihle ilgili, coğrafya ile ilgili, ki tarihle ilgili zaten 3 tane sunumumuz vardı. Çameli'nin tarihini her neredeyse yeniden yazmış olduk. Eskişehir'de iddiaya göre yüzmek için girdiği Porsuk Çayı'nda boğulma tehlikesi geçirerek kalbi duran şahıs sağlık ekiplerinin kalp masajıyla hayata döndü. Hayati tehlikesi süren şahıs yoğun bakımda tedaviye alındı. Porsuk Çayı'nda kalbi duran şahıs kalp masajıyla kurtarıldı. Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde Ufuk Ç, iddiaya göre bir arkadaşıyla birlikte yüzmek için Porsuk Çayı'na girdi. Ufuk Ç, bir süre yüzdükten sonra bilinmeyen bir sebeple boğulmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve motosikletli 112 acil sağlık ekibi sevk edildi. Bilinci kapalı halde sudan çıkarılan Ufuk Ç'nin yapılan incelemede kalbinin durduğu anlaşıldı. Bunun üzerine motosikletli sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Umut Ç, olay yerine gelen ambulansa alındı. Şahsa yapılan kalp masajı olumlu sonuç verdi. Tekrar kalp atışı alınan Ufuk Ç, hastane yoğun bakımında tedavi altına alındı. Şahsın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Ambulans çekti zaten. Eskişehir'de son yağışlar sonrası verimi olumlu yönde etkilenen Mısır'ın
dekarda 2 tona kadar verim vermesi üreticinin yüzünü güldürdü. Eskişehir'de mısır verimi yüzleri güldürdü. Tepebaşı ilçesi Çukurhisar mahallesinde mısır hasadına başlanıldı. Hayvan yemi için yetiştirilen ve boyu yaklaşık 2,5 metre olan mısırlar biçer döver ile biçiliyor. Geçen yıllara nazaran yağışın da etkisiyle mısırda istenilen verim yakalanmış durumda. Dekar başına 1,5-2 ton verim elde eden çiftçinin yüzü gülüyor. Mısırın tonu ise 5.700 liradan satılıyor. Hasatla ilgili konuşan Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, mısırda yağışların olumlu etkilerine değindi. Şu anda gördüğümüz kadarıyla işte geçen yıla bakarak yağışların da sonradan gelen yağışların da faydalı olmasıyla geçen yıla bakarak biraz daha verimli olacağı düşünüyoruz. Verilen 5.700 civarındaki bir fiyatın tabii ki haliyle altında gidiyor şu anda nem oranından dolayı. Tabii burada sulama sisteminin veyahut da bir defa daha sulama gibi, bir fazla sulama gibi bir şey şu anda bu görünüyor. Yani üreticimizin yapmış olduğu biçilen şu tarlada dediği gibi 3 tona yakın bir beklenti var. 80 dekar tarım arazisini mısır ekerek değerlendiren çiftçi Ergün Akbulut da verimden şu ana kadar memnun olduğunu aktardı. Bakalım şimdi biçince biraz daha net ortaya çıkacak. İnşallah iyi olur. İlk tarla, ilk hasadımıza başladık şu anda. Vallahi şu anda 1,5 civarı falan bekliyoruz. 80 dönüm falan. Eskişehir'de bir antikacı tarafından sergilenen İngiliz yapımı 150 yıllık doldurma mekanizmalı tüfek, tarihi yapısı ve nadirliği ile nostalji tutkunlarının ilgisini çekiyor. Tarihi tüfek ilk günkü gibi saklanıyor. İngiliz yapımı 150 yıllık tüfek meraklıların ilgisini çekiyor. Uşak'ta yaşayan antikacı İbrahim Efe, Eskişehir Antika Pazarı'nda tezgah açarak nostalji severlerle buluştu. Antikacı Efe'nin tezgahında eski dönemlere ait birçok ürün yer alırken en dikkat çekenler ise tarihi tüfek oldu. İlgi çok fazla. Her gelen soruyor, tarihini anlatıyoruz insanlara. İlgi gayet güzel. İngiliz yapımı olan ve 150 yıllık olduğu belirtilen tüfek, pazarı ziyaret eden vatandaşların ilgi odağı oldu. Dondurma mekanizmasına sahip olan antika tüfek, çakmaklı sistemle ateşlenerek patlatma usulüne dayanıyor. 150 yaşında abi. Tüfeğin şam çeliğinden yapıldığını vurgulayan Efe, kabzasının ise ceviz ağacından hazırlandığını belirterek nadir özelliklerini öne çıkarıyor. Tarihine rağmen tüfeğin aktif olarak kullanıldığını dile getiren Efe, savaş döneminden kalma ganimet malı olabildiğini de sözlerine ekliyor. Tüfeğin bilinen özellikleri ve tarihi hakkında konuşan Efe şunları söyledi. İngiliz yapımı, diğeri de 100 yıllık Anadolu yapımı bir tüfek. İngiliz yapımı olan şam çeliğinden mamul. Şam çeliğinin özelliği nedir? Diğer çeliklere göre daha dayanıklıdır. Biliyorsunuz ki bu tüfekler ağızdan dolma. Milli mücadele döneminde de kuvacıların kullandığı tüfekler. Hatta İngiliz yapımı tüfeğin biz ganimet malı olarak bize geçtiğini düşünüyoruz. Ganimet malı nedir? Ele geçirdiğimiz esirlerden temin ettiğimiz ürünler olduğunu düşünüyoruz. Bir dolma tüfeği ateşlemek için yaklaşık 3 dakika süreye ihtiyacımız var. Aşamalar şunlar. Öncelikle içeriye bir tane bez parçası dolduruyoruz. Daha sonra barut dolduruyoruz. Barutun üstüne de saçmaları. Yani bunu sıkıştırıp arka mekanizmasına kapsül koyup kapsülü aynı çakmaklı sistemle ateşleyip patlatma usulüne dayalı bir mekanizması var. Isparta'nın Eğirdir ilçesinde odun yüklü tırın otomobilin üzerine devrildiği kazada iki aracın sürücüsü de hafif yaralandı. Isparta'da odun yüklü tırın otomobilin üzerine devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı. Eğirdir'in Ağılköy rampası mevkiinde Sefa Ok'un kullandığı odun yüklü tır, aynı yönde seyreden Eğirdir Kaymakamlığı'na ait Adem Kaba'nın kullandığı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç yoldan çıkarken tır otomobilin üzerine devrildi. Kazada yaralanan araç sürücüleri ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Müzik
Isparta'da gül çiçeği alım fiyatı kilogram başına 22 lira olarak açıklandı. Böylelikle fiyat geçen yıla göre yaklaşık %282 artmış oldu. Isparta'da gül çiçeğinin alım fiyatı 22 lira olarak belirlendi. Gül yağı ve yağlı tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Genel Müdürü Hasan Çelik, gazetecilere 2022 yılı gül çiçeği sezonunun hayırlısıyla kazasız belasız tamamlandığını söyledi. Yurt dışına pazarlama çalışmaları yürüttüklerini belirten Çelik şöyle konuştu. Gül çiçeği fiyatı geçen yıl biliyorsunuz 7.80 TL olarak kilogram başında bir açıklama yapmıştık. Ancak o günden bugüne geldiğimiz süre içerisinde fiyatlarda, emtia fiyatlarındaki artışlar yani her sektörde sadece bizim sektörle alakalı girdi fiyatların yükselmesi gibi bütün bu şartları ekonomik şartlara da dikkate aldığımızda belli bir fiyat artışının yapılması artık kaçınılmaz idi. Çok şükür pazarlama çalışmalarımızda yani çok yüksek olmasa da beklediğimiz ve öngördüğümüz seviyede seyretti. Elde ettiğimiz kazancımızı, gelirimizi, giderimizi hesaplamak suretiyle neticede bir karara vardık ve bu yıl itibariyle gül çiçeği kilogram bedelinin 22 TL'den üreticilere ödenmesi konusunda bir karar aldık. Çelik bu yıl Isparta'da yaklaşık 2500 kilogram gül yağı üretiminin yapıldığını belirterek firmaların alım kapasiteleri ve işlemeler dikkate alındığında 15 ile 20 ton arası da gül konkreti imalatı olduğunu da sözlerine ekledi. Ana haber bültenimizin sonuna geldik değerli izleyenler. Saat 20.15'te Mega Birlik Medya CEO'su Mehmet Emin Güzbey moderatörlüğünde Mega Siyaset programında gazeteciler Saadettin Ulusoy, Ertuğrul Sevin ve İsmail Akar sizlerle olacak. İyi seyirler, mutlu akşamlar. Akrones Termal Otel spor haberlerini sunar. Kanal T ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Spordaki gelişmelerle karşınızdayız. Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Taha Akgül, memleket Sivas'ta çiçeklerle karşılandı. Başkan. Belgrad'da düzenlenen şampiyonada Moğol rakibini 6-2 yenerek 3. kez dünya şampiyonluğunu kazanan Taha Akgül için Sivas'ta karşılama programı düzenlendi. Akgül'ü kente getiren otobüs, Sivas-Ankara Karayolu kent girişinde davul zurna eşliğinde çekinen halaylarla karşılandı. Burada kendisine çiçek takdim edilen Akgül, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları söyledi. Şampiyonluğundan sonra memleketime ilk kez geldim. Bizim zaten geleneğimiz bu. Bu sene 2022 yılında 9. kez Avrupa şampiyonluğu, şimdi de 3. kez dünya şampiyonluğu. 7 sene olmuş dünya şampiyonluğu altın kemerini getirmeyeli. Hamdolsun 3. kez dünya şampiyonum. Yine memleketime dünya şampiyonluğu altın madalyasını ve altın kemerini getirmek nasip oldu. 2022 yılı yani şu an memleketime Avrupa dünya şampiyonu olarak geliyorum. Ayak basıyorum. Her şampiyonumda da gelip burada hemşerilerimize kutluyoruz. Sivas'ın bize yer ayrı. Biz burada yetiştik. Doğma büyümede buralıyız. Sivas'ın emeği bize çok. Güreş Eğitim Merkezi'nde yetiştim. Devletimizin katkılarıyla. O yüzden biz burayı hiçbir zaman unutmayız. Buradaki hocalarım, abilerim, mahallem, her şeyim burada. Buraya geldiğim zaman Sıla-i Rahim, kendi mahallemde gezmek, o işte okulduğum okul, oraları görmek beni çok mutlu ediyor.
Akgül, kendisinden dünya şampiyonluğu beklemeyenlere inat, çok çalışarak onları hayal kırıklığına uğrattığına dikkat çekerek şunları söyledi. Belki dünya şampiyonluğunu benim için beklemeyenler vardı. Onları hayal kırıklığına uğrattım. Altın madalyayı aldım, hamdolsun. İyi çalıştım, iyi inandım. Gerçekten bu sene gerçekten çok çalışarak oraya gittim. Bazı sıkıntılar yaşadım ve onlara inat, daha çok çalıştım ve böyle insanların olması, inanın beni olimpiyat şampiyonu da yapacak, ben bunun da farkındayım. Olimpiyat şampiyonluğu için beni daha çok kamçılıyorlar, daha çok çalışıyorum onların sayesinde. İnşallah olimpiyat şampiyonu olup bizleri böyle seven insanlara armağan edip yine memleketin bütün 80 milyonumuzda biletimizi inşallah hep birlikte kutlayacağız. Türkiye Yüzme Milli Takımı sporcuları katılacakları dünya kupaları ve şampiyonalarda elde edecekleri puanlarla barajı geçip Paris 2024 yaz olimpiyatlarında kürsüye çıkmayı hedefliyor. Milli takım sporcuları Avrupa'nın şehir merkezindeki tek yüksek irtifalı Palandöken Olimpik Yüzme Havuzu'nda kamp çalışmalarını sürdürüyor. Kampta bulunan 23 sporcu yeni sezonda yapılacak olan organizasyonlar için yoğun tempoda çalışıyor. En büyük hedef Paris 2024 yaz olimpiyatlarına katılmak. Bu kapsamda yeni sezon hazırlıkları için kampa giren ay yıldızlı yüzücüler, kuvvet ve su antrenmanlarıyla ilk aşamadaki Almanya, Kanada ve ABD'de gerçekleştirilecek Dünya Kupası yarışları için çalışıyor. Milliler, daha sonra Avustralya'nın Melbourne kentinde 13-18 Aralık tarihlerinde yapılacak Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda başarı kovalayacak. Ay yıldızlı yüzücüler, uluslararası bu organizasyonlarda gerekli kota ve puanları toplayarak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda kürsüde olmayı amaçlayacak. Milli takım baş antrenörü Eray Açıkgöz şu açıklamaları yaptı. Bu sezon Japonya'da yapılacak olan 2023'te Fukuoka'da Dünya Şampiyonası, Dünya Uzun Kulvar Yüzme Şampiyonası. Ama öncesinde Aralık ayında Melbourne'de yapılacak olan Dünya Şampiyonası var. Birinci hedefimiz orada. Buraya hazırlık yapabilmek amacıyla da 3 ayaklı bir Dünya Kupası ayağı var. İşte birinci ayak Avrupa'da yapılacak, Berlin'de yapılacak olan 21-23 Ekim'de. Dünya Kupası'nın birinci ayağı, Avrupa ayağını burada gerçekleştireceğiz. Daha sonra Kanada'da, sonrasında da Amerika'da yapılacak olan Dünya Kupası ayaklarıyla ana hedef Melbourne'e hazırlık yapmak. Olimpiyatlara gitmenin kolay olmadığını vurgulayan Açıkgöz, Dünya Kupaları ve şampiyonalarında gerekli puanları toplayıp Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerini de sözlerine ekledi. Tokyo Olimpiyatlarında gümüş, Mayıs ayında İstanbul'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda da altın madalya kazanan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, ikinci Avrupa Şampiyonluğunu elde edebilmek için çalışıyor. Karadağ'da 11-23 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na Türkiye Boks Federasyonu'nun Kastamonu'da bulunan Kadıdağ Kamp Merkezi'nde hazırlanan Buse Naz Çakıroğlu, şampiyonada birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefliyor. Çakıroğlu, Kastamonu'daki son hazırlık döneminde İrlanda ve Hollanda ile ortak kamp yaptıklarını söyledi. Ortak kampın verimli geçtiğini anlatan Buse Naz, sözlerine şunları ekledi. Tabii ki hedefimiz yine Dünya Şampiyonası'ndaki gibi burada da Avrupa Şampiyonu olmak takım halinde. Şu an gerçekten yani 9'da 9 yapabilecek bir takıma sahibiz. Umarım da öyle olur. 2023'ten itibaren olimpiyata kota maçları başlayacak Avrupa oyunları ile beraber. Buradaki sıralama, buradaki yaptığımız maçlar tabii ki doğrudan oraya etkileyecek. O yüzden yani aslında hepsi olimpiyat için bir hazırlık ama bir basamak, bir merdiven, hepsini güzel bir şekilde geçirmek istiyoruz. Madalya kazandıkça beklentinin de arttığını dile getiren Buse Naz şunları söyledi. Şu an kariyerim açısından ikinci Avrupa şampiyonluğumu kazanmak istiyorum. En son 2019'da oldu. Daha sonrasında pandemi ve olimpiyat süreci.
2019'da Avrupa şampiyonu olup Avrupa'nın da en iyi boksörü seçilmiştim. Şu an bu sene de ikinci bir Avrupa şampiyonluğu kazanmak istiyorum. A Milli Kadın Okey takımının Amasya'daki ikinci etap hazırlık kampı başladı. Milli takım Amasya Spor Salonu'nda günde çift idman yaparak 7-10 Aralık'ta Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleştirilecek Salon Okey Kadınlar Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdürecek. 17 sporcunun katıldığı kamp 19 Ekim'de tamamlanacak. Milli takım antrenörü Yasin Yükseler, basın mensuplarına birinci kamp sürecini verimli bir şekilde tamamladıklarını, ikinci kamp dönemini de aynı şekilde geçirmeyi hedeflediklerini söyledi. Şampiyonaya en iyi şekilde hazırlanacaklarını vurgulayan Yükseler şunları söyledi. Buradaki amacımız lig öncesi ikinci kampı da tamamlamak. Tabii daha önce de belirtmiştik. Almanya'da en iyi şekilde ülkemizi temsil etmek istiyoruz. İlk dörde kalıp Dünya Kupası elemelerine katılmak istiyoruz. Tabii bizim hedefimiz yine büyük. İlk uluslararası organizasyon bizim için en yüksek seviyede olan organizasyonda başarılı olmak istiyoruz. Umarım Türk hokeyine ve Türk sporuna büyük bir başarıyla dönmüş oluruz. Milli takım oyuncusu Kübra Güzelal ise şunları anlattı. Biz çok önemli bir turnuvaya gideceğiz. Turnuvanın önemini her seferinde herkes bahsediyordur eminim ama gerçekten Avrupa'nın ilk 8'i arasında oynayacağımız ve ilk 4'e hedeflediğimiz bir turnuva. Artık ilk 4'e kalıp Dünya Kupası'na elemelere en azından katılmayı hedefliyoruz. Yıllardır oynuyorum ve gerçekten hayalini kurduğum bir turnuva. Ben ve arkadaşlarım çoğu şu an orası için hem bedenen hem fiziksel hem mental olarak kesinlikle bu kampta varız. Umuyorum ki orada güzel bir başarı yapıp Türk hokeyine güzel bir başarı, en üst başarıyı belki de. Çünkü kadınlar hokey takımı olarak biz genelde en iyi başarıları biz verdik. Burada da en iyi başarıyı vermeyi hedefliyoruz. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıdık. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Akronis Termal Otel spor haberlerini sundu.